Hey sen, helikopter sürmeyi öğrenmek istiyor musun? Yes. İstiyorsun, istiyorsun, gel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl helikopter sürülür, vaj, onu öğreteceğim. Şimdi hızlıca başlayalım. İlk önce ilk yapacağınız şey Q'dan Options'a girip ayarlar. Buradan vaj, aircraft. Burada artık ayarları ne yaparsınız bilmiyorum ama default kullanıyorum ben. Normal yani. Next weapon, bunun F olması lazım. Tabi bunlar değişmiş olabilir, hiçbir fikrim yok. Benim ayarlarım bunlar. Silah değiştirmek için F kullanıyorum. Hover için mouse 4 kullanıyorum. Tabi sizin mouse 4'ünüz falan olmayabilir. Onu değişik bir tuş yapın kullanmadığınız. Elinize uyan. Sonra bu arcade modun kesinlikle açık olması lazım. Yoksa zor sürülüyor. AD yani sağ sol yatay dönüşler zorlaşıyor. Ben mouse kullanıyorum ki mouse kullanmanızı şiddetle öneririm. Sensitivity 1. Start, ya bunu boş verin, bunlar admin settings. Başka ne var? Engine volume, tabi bunu düşürmeniz gerekiyor baya. Kafanız ağrıyor yoksa. O ayar kısmı bittikten sonra buradan helikopterimizi çıkaralım. Greenwich'ten. Tamam. Şimdi hiç sürmediniz daha önce, ilk yapacağınız şey ne olmalı? Tabi ilk önce giriyorsunuz, R'ye basarak artık. Her ne ayarla değiştirdiyseniz, yani değiştirdiyseniz ne o, motoru başlatarak kaldırıyorsunuz. Şimdi bu kalkmaz siz W'ye basmadan. Sadece W'ye basıp kaldırırsanız karşınıza çıkacak şey budur. Bak. Görüyor musun? Yukarı bakıyor. Bunu kontrol altına almanız gerekiyor tabii mouse'la. Bunu mouse'u alta çekerek kontrol ediyorsunuz. Zaten bir daha da yaşanmıyor. Çünkü bu W'ye basarken her zaman bir yukarı iter ucunu. Yani ucu havaya kalkar. Onu mouse'unuzla kontrol etmeniz gerekiyor. W basarken zaten yolculuğunuzda W basıp ilerlerken çok hissetmeyeceksiniz onu. Yani o daha çok ilerlerken sizi kontrol altına almak için yani şöyle ilerlerken yere gitmiyorsunuz, görüyor musunuz? Ucu birazcık havaya kalkıyor o onun için. Tamam. Şimdi ilk olarak kalktınız başarılı bir şekilde çarpmadan. Çünkü genellikle bir şey bilmeden kalktığınızda ben niye çarpıyorum, bu niye yukarı kalkıyor diye şikayet etmeye başlarsınız. Bu kontrolü ele aldıktan sonra kaldırdığınızda ilk yapacağınız şey dümdüz ilerlemek tabii ki. Dümdüz ilerlemek için şimdi kalktınız. Kalktım diyelim. Mouse'umu aşağıya indiriyorum, W'ye basıyorum bakın sadece şu an. Mouse'umu aşağıya indirip W'ye bastım. Mouse'umu sola gönderdim. Birazcık A'ya bastım sola dönmesi için. Yani basit yani. O kadar çok büyük bir şey değil yani. Helikopter kontrolleri. Hiç mi Battlefield 4 oynamadınız ya da 3? Her neyse. Yani hiç mi helikopter kullanmadınız? Bu A. Aha. A'ya basıyorum şu an. A'ya basarak döndüm şu an. Bunda yavaş dönme oluyor yani. Kontrollü. Kolay dönme bak. Yavaşladım biraz. Böyle yaparak ondan sonra A. Aha bu kadar. Sonra bir de hızlı dönme yapabilirsiniz. Hem mouse hem klavye kullanarak. Bakın hem A yapacağım hem mouse'umu sol ileri yapacağım birazcık. Daha çok ileri olmak suretiyle. Ani dönüşler yapabilirsiniz. A. Mouse'umu daha çok ileri götürün ama mouse. Siz zaten yani mouse'u elinize aldığınızda bunları bu arada videoyu uygulayarak izlemenizde fayda var. Ne dediğimi daha iyi anlarsınız. Mesela havada uçuyorsunuz. Aha, şu an ne yaptığımı söyleyeyim bak. W'ye basıp sadece mouse'umla birazcık aşağı yapıyorum şu an ilerlemek için. Gayet de güzel. Tereyağı gibi ilerliyorum şu an. Ne kadar aşağı ineceğinizin mouse'u bak daha da indirdim aşağı iniyorum. Şu an yukarı kaldırdım. Aynı seviyede kaldım. Aşağı yukarı seviyelerini giderken bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Alta iniyorum. Yine yukarı kalkıyorum. Tamam. Bakın yine o hızlı dönüş yaptım ama o kadar yani 180 derece değil. 45 derece falan döndüm. Böyle bak. Bu sadece mouse'unuzu döndürürseniz böyle bir görüntü olur. Mouse'umu döndürüyorum. A'ya basıp bir de yukarı kaldırıyorum. Hani uçakla yaparsınız ya. Böyle yapıp böyle yaparsınız sola döner hani uçakta. Bunda tabii o kadar hızlı olmadığınız için yapamıyorsunuz ama. Uçak gibi yapıyorsunuz. Aha sol. Bir de A'ya basıyorsunuz. Bak ne kadar hızlı geliyor. Tamam şimdi dönmeyi hallettik. Aşağı yukarı gitmeyi hallettik. Ne kaldı? Yani sürmesi aslında bu kadar yani. Aşağı yukarı gitme kontrol. Sağ sol gitme. Kaldırma. İndirme. Şimdi nasıl bir helikopter indirmemi izleyin.
ne yaptığımı söyleyeceğim tuş olarak. Şimdi hızlı dönüş yaptım, anlatmıştım daha önce. Geri dönüyorum, piste acil iniş yapacağım, hasarlıyım diyelim. Tabii motorum gitmemiş. Bakın potansiyel hızımı durdurdum. Potansiyel hızım durdu. Hani giderken böyle bir gidiyorsunuz ya, başlıyorsunuz. Şu anda hızım var yani, şu an durduramıyorum. Şu an durmaz bir şey yapmazsam. Ha, yukarı kaldırdım. O potansiyel hız gitti. Şu anda ilerleyemem. Sonra potansiyel hızımı geri veriyorum. Böyle yaparak. Bakın ya, kendisi gidiyor. Potansiyel hızımı durduracağım şimdi. Aha. Durdu. Birazcık da S'ye bastım. Çok yükselmesin diye. Yoksa yükselebilir. Şimdi bak, birazcık W basıyorum. Aha. Mouse'umla hafifçe oynatıyorum. Birazcık S'ye basıyorum. S'ye basıp çekiyorum. Basıp çekiyorum bakın. Çok hızlı yapmıyorum. Yaklaştı. Aha, birazcık W bastım. Çok çarpmasın diye. Aha. Bak, tereyağı gibi. Gördün mü? Şimdi kalkmada hiç sıkıntı yok. Kalkması çok kolay. Ama hover'la kalkanları görünce tiksiniyorum ben. Bak. Hover'la... Ay, hover açmadım ki. Dur. Bak, inerken bu arada çok hızlı iniyorsanız hover basıp direkt durabilirsiniz. O da var. İndim. Hover'la kalkmayın. Hover... Yani ya, gereksiz. Yapmayın. Aa, bak. Böyle kalktım direkt. Ah, ne güzel. Tabi bunları ileri seviyelerde falan yaparsınız artık. İlk kullanıyorsanız hover'la kalkın, umurumda değil. Bak, hover'la inebilirsiniz de. Bak, şu an hover bastım. Yönümü ayarlamak için şu an mouse'umu sol alta çekiyorum biraz. Yok. Sağ alt. Yok lan, ne yapıyorum lan ben? Neyse. Bir şeyler yapıyorum işte. Hah. İndiriyorum. Bak, görüyor musun? Hover'la. İlk başta hover'la yapın da, yani hover'ı çok önermiyorum. Hani bilmiyorum yani. Hover'la inmek bana birazcık şey geliyor. Hani böyle direkt geleceksin. Alçak uçuyorsun zaten. Aha, bak bak. Yavaşlayarak. Potansiyel hızını durdurup inme var olayı. Bak, ben yapıyorum mesela bunu. Bak. İlerliyorsun. Potansiyel hızını durdurup iniş olayını aynı anda yapıyorsun bak. Bak böyle. Zaten filmlerde falan görürsünüz, hep böyle inerler. Normal iniş stili bu yani. Sonra uçurma işini hallettiniz. Hani bir taşıma helikopteri sürebilecek haldesiniz şu an ama adam vuramıyorsunuz. Hani Little Bird'ı düşünme, adam vuramıyorsunuz. Ya da bununla vurup bombalayarak her türlü adam öldürürsünüz de. Böyle sıkarak adam vuramıyorsunuz yani. Sıkarak adam vuramıyorsunuz. Onu nasıl halledeceksiniz? Bir kere nişan alma eğitimi yapın kendinize sandbox'ta. Yani zaman ayırın azıcık pilot olmak istiyorsanız. Alttaki mesela benim bir eğitim metodum var. Alttaki kule var ya, onun içinde biri varmış gibi davranın, canlandırın yani. Abi, adam batarıyor. Adam batarıyor. Olmasına gerek yok yani. Beynim şu an. Ne bileyim. Sonra ilerliyorum. Aha, yeni düşman çıktı diğer kulede. Vuramadım. Geri git. Böyle... Kafamızda senaryolar falan yapın, ne bileyim, böyle şizofren gibi. Şurayı bombalayın. Gördün mü? Kafanızda böyle şeyler yapın yani, senaryolar yapın, ne bileyim, şurada tank var. Şurada araba var. Şurada adam var. Kendinize böyle eğitimler yapın ya da onun yerine NPC falan koyun. Ne bileyim. Baba Mustafa abiyi koyalım şuraya. Koy. Ağaçların yanına koyayım. Şuraya koyayım. Geri bindiniz. Ay, kamerayla bindim. Onları öldüreceksiniz. Tabii roket atmadan, roket atıp merminin nereye gittiğini daha iyi anlarsınız bu şekilde de. Zaten easy ama normal watch kullanıyorsanız merminin nereye gittiğini daha iyi anlamış olursunuz. Hepsini indirdim galiba. Başka neyde var sıkıntı? Başka insanlar nelerde sıkıntı buluyor? Yok, vacı bu kadar yani. Çok büyük bir sıkıntı değil. İnsanlar ne diyor? Abi, ayarlarım mı bozuk? Süremiyorum, yardım et falan. Bak, şu an yine aynı iniş metodu. Ne güzel, bak bak. Bak, ne güzel iniyor. Bak bak bak. Ya bu kadar yani. Bu arada girerken elinize
telsiz melsiz alıp girin. Bir de helikopter adabını öğreteyim size. Yolcuysanız falan bu da. Mesela giriyorsun. Zıplama. Zıplama. Bak, zıplarsan ne oluyor bak. Şu an yani sallanır. Helikopteri kaldırırsam sallanır bak şimdi. Yani şakasına bile yapmayın yani bak. Şimdi kalkınca sallanacak salak gibi. Görüyor musun? Bak sallanıyor. Hafif de olsa ben hissediyorum şu an. Görünmüyor olsa bile sallanıyor şu anda. Sillem. Heh. 3 tanesini öldürememişim. Sonra bir de inerken, helikopterden inerken her zaman sağınıza bakın. Bilmiyorum bu işe yarıyor. Bilmiyorum nereden yarıyor ama. Bak şöyle bakın. Şöyle bakmayın. Şöyle bakmayın. Şöyle bak hareketin. Hiçbir fark var mı? Hiçbir fikrim yok. Ama işe yarıyor. Neyse bu kadar. Sonraki jet tutorial'ında görüşmek üzere. Bundan sonra hemen jet tutorial'ı gelecek. Onu da izlerseniz güzel olur. İlgileniyorsanız. Hadi Allah'a emanet.